Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Köy Binası 11 hesabımızda uzun zamandır giriş yapmıyorduk ve dedim ki bir Köy Binası 11 videosu patlatalım. Bugün Köy Binası 11 hesabımızda farklı farklı tüm ordularla saldırılar yapacağız. Gördüğünüz gibi 2 adet inşaatçımız boştu arkadaşlar. Bunları dolduracağız. Depoları dolduracağız. Her şeyi yapacağız. Çok güzel bir video olacak. Köy Binası 11 videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi bu hesabımız baya bir gerideydi. Koruyucumuz 8. seviye çünkü çok uzun zamandır giriş yapmıyordum dediğim gibi. Ee, bunun doğrultusunda da kahramanları, vahramanları baya boşlamıştım. Duvarlar zayıf, savunmalar bitik. Her şeyi toparlayacağız ama yavaş yavaş. Bakalım güzel like gelirse, izlerseniz köy binası 11 videolarını daha fazla çekeceğim arkadaşlar. Kraliçemiz 34, Barbar Kral 33. Vallahi şaka gibi. Kahramanlar Köy Binası 10 seviyelerinde. Ee, ama 11'e geçiş yapmıştım, erken basmıştım. Hatta canlı yayında gaza getirdiniz beni, bam diye bastım. Şimdi elektro saldırısıyla başlangıç yapacağız arkadaşlar. Ee, köyümüzdeki her şey orantılı değil. O yüzden hemen geliyorum. Buradan bir adet... Güç iksiri basıyorum. Kullan dedik gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Bir tane de kahraman iksiri patlatalım. Muhteşem. Şimdi bir adet kahraman kitabımız varmış. Bunu değerlendirebilirsek değerlendirelim. Ama kara iksirimiz yetmeyecektir. Çünkü 5-6 saldırı yapsak ee, dolmaz yani. Onun dışında iksir belki doldurursak koruyucu yükseltmesi yaparız. Duruma göre bakacağız. Altın 1 ligindeyiz. 1928 kupamız var. E, bir tane rakip bulalım arkadaşlar. Saldırımızla başlayalım. Açıkçası köydeki kara eksir çok hoşuma gitti arkadaşlar. Buraya bir saldırıyla başlayalım dedim. Yani o kadar çok Köy Binası 11 izleyicimizin olduğunu biliyorum ki arkadaşlar. Ne kadar anket yaparsak baya bir Köy Binası 11 çıkıyor. Ama videosunu attığımızda çok fazla izlenme gelmiyor. Ben de şaşırmış durumdayım. Şimdi şuradan bir başlangıç yapacağım. Buradaki şeyler bitişik çünkü buradakiler bitişik değil. Kahramanları buradan atarız. Şuradan bir elektro ile başlayalım. Bu arada fazla balon mu almışım? Ondan da birazcık tedirgin oldum. Elektro sayımız az geldi arkadaşlar. Amma ve lakin bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. ha 3 alır mıyız, alamaz mıyız? Onu bakacağız. Çünkü kahramanlar, mahramanlar e, tıkırında değil. Şöyle elektroları ortadan gönderdim. Hemen balonları da yaslayalım. Koruyucumuzu gönderdim. Şurada bir öfke, şurada bir öfke kullandım. Barbar Kral özelliğinde bastığım. Şimdi elektrolar toplu haldeyken... Bir koruyucu özelliği kullanıyorum arkadaşlar. Alt tarafa doğru bir öfke daha patlattım. Zeplinimiz ulaşır mı? Bakalım. Zeplini de arkadan pasladım. İki adet öfkemiz var. Dondurmalarımızın bir tanesini şurada kullanırsak çok tatlı olacaktır. Bir tane öfkemizi şurada patlatırsak muhteşem olacaktır. Şuradaki püskürtücüyü de bir iptal edelim. Bir adet öfkeyi belediyede kullanıyorum. Orada yetiler de çıkacak. Pardon elektro almıştık unuttum kusura bakmayın. Yeti Walker var sanıyorum. Zaten köy bina son bir klan kalesine de sığmazlar. Güzel bir 3 yıldız çıkarttığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Rakip kraliçe yatıyordu. Onun dışındaki çoğu savunma ayaktaydı. Bir de büyücü kuleleri toplar basılıyordu ama biz o kadar güzel bir taktikle saldırdık ki köyü derbeder ettik öyle söyleyeyim. Yani köy bina son bir de benim en sevdiğim e, ee, orduların başında geliyor elektro o yüzden de elektro ile başlamak istedim. Diğer saldırılarımız da binici madenci olsun e, ee, işte dev atıcı cadı olsun köy binası 11 için en güçlü bulduğum ordularla saldırılarımız devam edecek arkadaşlar. Birinci saldırımız bu şekildeydi. Capcanlı canlı bir saldırı yaptık ve 3 yıldıza ulaştık. Ganimet de güzel. Yani efsanelikte saldırı yapmaktan sonra köy binası 11'e geçince birazcık bir e, afallama oluyor, yalan değil arkadaşlar. Çünkü savunmaların gücü olsun, askerlerin gücü olsun, bayağı farklı. Bir yaralar hani köy binası 11, 12, 13 bunların videosunu çok çekiyordum ama uzun zamandır köy binası 11, 12, 13 videosu çekemiyordum. E, yavaş yavaş bakalım izlenmelerin durumuna göre bu belediyelerde de yükseltme olsun, klan savaşı olsun, saldırı olsun hepsini yapmaya çalışacağım. Bu arada bir tane dondurmamız arttı. Ee, kullanmadım bir sürü de elektromuz arttı Koruyucu da hala hayattaydı arkadaşlar Tabi klan kalesinin Bol olmamasını da e, işimizi kolaylaştırdığını unutmayalım Bir sonraki savaşımıza geçelim İkinci savaşımız için ordumuz Burada arkadaşlar Dev atıcı cadı saldırısı ee, Güçlendirme ile birlikte Hem kahramanlarımızın gücü arttı hem de askerlerimizin Şimdi baktığımızda Nereden saldırı yapabiliriz Alt taraftan saldırı yaparsak Pardon Askerler çok fazla dağılır. Çünkü arada bakın ince ince yerler var ama şuradan saldırırsak çok daha rahat ederiz. Bu saldırı çok basit arkadaşlar. Bakın önden devleri şöyle yaydınız. Hemen cadılarınızı şöyle yayın. Ondan sonra tomruğunuzu bırakın. Sıra gelsin atıcılara. Atıcıları da yaydıktan sonra tomruğunu oradan tüm askerlerinizi gönderiniz. Daha sonrasında kenarlı iki öfke patlatın ve koruyucu özelliğini de kullanın arkadaşlar. İki adet zıplatmamız var bakınız. Şurada bir adet zıplatma kullanılır arka tarafa ulaşmak adına. Bu arada klan kalesine ejder çıktı hemen orayı dondurdum. Merkezde bir öfke patlatıyorum. Diğer zıplatmamı ve dondurmalarımı beklettim. Aslında kartal topunu atsaydık çok daha güzel olurdu ya. Klan kalesinden askerlerimiz çıktı. İki buz golem bir tane de dev aldım arkadaşlar. Şuradaki kartal topunu tekrar dondurmak istiyorum. Buz golemler güzel tanklıyor. Şuradaki büyücü inerse bizim için çok güzel olacak. Diğer zıplatmayı da şurada kullandım. Şu kartal topunu donduralım yoksa çok büyük hasar vuracak. Tekrardan dondurdum. Bir tık geç kaldım ama iskeletler şu an çok güzel ilerliyor. Haydi kraliçe. Kartal topunu aldığın takdirde biz bu savaştan 3 yıldızı çıkartırız diye düşünüyorum. Şurada bir büyücü kulesi var. Ee, onun dışında arka taraftakinin inşaatlı olması güzel. x seyi bayağı bizi eritti. Ama buna rağmen önden tanklayan buz golemlerimiz var. Okçu'yu da desteğe attım şuradan gitti. Kraliçeye güvenim tam arkadaşlar. X-ray'i dondu. Haydi orada şu x sayını sadece alalım. Başka bir şey istemiyorum. x sayını indirdik mi... Bu iş bitecek cadı orada. Buz golemi almamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bize sanki iki tane ekstradan dondurma büyüsü veriyor gibi arkadaşlar. Ama kraliçemizin seviyesi o kadar düşük ki ee, orada öldü. Yani alışmışım 80 seviye kraliçeye. Dedim ki üst tarafı komple temizler alt tarafa gelir. Ulan hiçbir şey yapamadı be. Bir tane havan vurdu, iki tane top vurdu, kraliçe öldü. İşte kahramanların seviyesinin en önemli olduğu nokta burası. Yani güç iksiri bastığım halde kahraman iksiri yani. Kahraman iksiri bastığım halde kraliçem 39. Barbar kral 38 koruyucu 13. Bunların hepsi maksimum olsaydı ben bu köyü dümdüz edip geçmiştim arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. En sevdiğim ordulardan bir tanesinin elektro olması bu sebepten dolayı. Kahramanlara işi bırakmadan çatır çutur üçleyip geçiyor. Neyse biz farklı ordular denemeye devam ediyoruz. Evet şimdi de ejder yarasa saldırısı kullanacağız arkadaşlar. Hem kraliçe hem cehennem kuleleri inşaatta bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu köyden %100 olarak 3 yıldızı çıkartacağız. Normalde ejder yarasa saldırısı yaparken cehennem kulelerinin tekli olmasına çok dikkat edin. Ekstra olarak x yayları da kara olursa sizin için tadından yenmez öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar nasıl bir saldırı gerçekleştireceğiz? Şuradan bakınız bir adet bebek ejder gönderdim. Barbar kral ve kraliçemi buradan gönderip aradaki koridoru oluşturmaya çalışıyorum. Aradaki koridor yavaş yavaş oldu sayılır. Evet şuradaki koridordan hemen ejderlerimi pasladım. Bir tane daha kaldı. Peşine balonlarımı gönderdim. Üstünü üstlük bir de koruyucuyu yapıştırdım. Bir adet öfke kullanıp arkadan zeptini de bıraktım. Barbar kralın özelliği Hemen ardına da koruyucu özelliğini kullandım çünkü ejder ve balonlarımız yavaştan dağılmaya başlamıştı. Burada Zeppelin belediye geliyor, hemen bir öfke patlatıyorum, belediye binasını da içerisindeki Yeti, Volkri'lerle temizledim. Bir adet Yeti, iki adet de Volcra aldım arkadaşlar. Şimdi sıra geldi yarasaları kullanmaya. Yarasaları nerede kullanacağız? şuradan gönderdik mi bizim çok güzel işimize yarayacaktır. Birinci büyücü kulesine dondurma kullanmadım çünkü oraya ejderler geldi ve ejderler tanklıyor. Arka taraftaki büyücü kulesinde birinci dondurmamı kullandım arkadaşlar. Tekrardan bir dondurma kullanıyorum. Yarasalar bakın büyücü kulesini atladı. Arka taraftaki diğer büyücü kulesine tekrar bir dondurma patlattım. Az bir kısmı hasar alsa da büyük bir kısmı büyücü kulesinin indirmesini bildi. Ve yarasalarla birlikte köyü rahatça üçlüyoruz arkadaşlar. Hem hava savunmalarını, okçu kulelerini, iksiyallerini her şeyi yarasalar indirdi. <laughs> Pardon. Çok konuşmaktan birazcık boğazım ağrıdı öksürdüm. Şimdi ejderlerimiz hala devam ediyor. Bir şey kalmadı zaten köyde. Yani hava saldırıları bir başka ya. Vallahi ben ne bileyim ben hava saldırılarını çok seviyorum. Eskiden tamamen karacıydım ama son zamanlarda bayağı bir havacı oldum diyebilirim. Havanın gücü daha fazla, daha kolay diye düşünüyorum. Bu arada 34 kupa almışız. İstanbul plakasını yakalamışız. Ganimet de gayet tatlı. E bir sonraki savaşımıza geçelim. Bakalım hangi orduyu kullanacağız? Çok güçlü bir köy. Gerçekten güçlü bir köy. Her şeyi maksimum. E, duvarlarına kadar fullemiş. E ee, sadece koruyucu, e, kraliçe vesaire. Pardon, pardon. Abi savunmalarında eksiklikler varmış. Tamam. Ama duvarları görünce bir korktum lan. Binici madenci deneyeceğiz arkadaşlar. Sıradaki ordumuz binici madenci ama köyün duvarları o kadar güçlü ki korkuttu beni. Yalan yok bayağı bir korkuttu. Şimdi ne taraftan saldırı yapacağız? Şu taraftan bir saldırıya başlayalım. E ee, süper duvar kırıcımızın olmaması bizim için çok büyük bir dezavantaj. Kara eksrimiz olmadığı için basamadım arkadaşlar. O yüzden süper duvar kırıcı olmadan normal duvar kırıcıyla saldırı yapacağım. İnşallah duvarları patlatabiliriz. Öyle söyleyeyim. Kraliçe bir adım daha at. Aslında yukarıdan sokmayı denesek daha mı tatlı olurdu? Neyse biz şuradan 3 adet duvar kırıcımızı gönderdik. Aldık 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 vallahi aldık. Çok güzel. Şimdi şuradan bir binici atsak havanı aldıktan sonra kraliçe içeri girer değil mi? Şuradaki aslında Okçu Kulesi'ni indirmek adına bir hamlem olmuştu. Amma ve lakin orayı alamadık. Kraliçe X yayına doğru ilerlersem bizim için güzel. Arkadaki duvara gitmez bu duvar kırıcılar. Gönderirsek şurayı parçalarlar. O yüzden göndermeyeceğim. Biraz daha kraliçe yürüyüşüne devam ettireceğim arkadaşlar. Aslında hedefim şuradaki kartal topunu alabilmekti ama sanki oraya ulaşamayacağız gibi bir görüntü var. Şimdi öfke elimde beklemeye devam ediyorum. Şuradaki tekli cehennem kulesine kadar ilerlemesi lazım. E, koridorumuz güzel oluştu aslında. Şu aradaki koridor güzel ama kartal topu bizi orada derbeder eder. Bir tane öfke kullandım. Tekli cehennemin son demlerine doğru bir tane de dondurma attım. Süreden de patlamayalım yavaştan savaşımızı başlatalım. Al tekliği de. Aldın tekliği adamsın. Şimdi şuradan artık süper... Duvar kırıcı aklıma takılmış ya normal duvar kırıcılarımı attım. Evet oradaki duvarla sen ilgilenirken biz de saldırımızı başlatalım. Koruyucuyu bıraktım hemen e, binicileri de gönderdim. 3 adet şifamız var. 3 adet bizim şifamız güzel iş yapacaktır diye düşünüyorum. Şurada birinci şifamızı kullanalım. Kraliçe oradan akarsın sen daha sonrasında da askerleri alırsın. Şurada biniciler ölmesin abi. Aman aman ölmesin. Bir adet öfke patlattım. Şuradaki kartal topunu da acilinden bir dondurayım ya. Acilinden dondurdum. Şuraya da şifamı attım. Bol bol şifa var. Şimdi güzel gidiyoruz. Gerçekten güzel gidiyoruz. Şu an bu saldırının hakkı net üç yıldız. Binici madenciler deli gibi ayakta. Şuradan duvar kırıcılar attım. Savunmaların birazcık dikkatini çekeyim istedim. Haydi. Duvarlar bizi korkutmuş olsa da, ee, saldırımız çok başarılıydı be. Vallahi çok başarılıydı. Süreden patlamadığımız takdirde 3 yıldızı koparacağız. 34 saniye var. Yeteceğini düşünüyorum. Kraliçenin de özelliğini bastım. Abi köy binası 11'de binici madenci bir başka oluyor ya. Vallahi bir başka. Yani köy binası 11'de elektro. Onun dışında bir de binici madenciyi tek geçerim. Öyle söyleyeyim. Yani e, ben çok iyi hatırlıyorum. Bir ara bizim klanda Baran vardı. Baran çok fazla binici madenci saldırıları yapardı. Ve köy binası 11-12 hesabında çatır çutur. Ee, üçleri patlatırdı. Güzel bir kraliçe yürüyüşü yaptığınız takdirde savaş tamamdır. 21 kupa aldık. Yavaştan son savaşımıza geçelim. Bakalım son savaşta hangi ordu kullanacağız. Evet savaşımızı yapacağımız ordumuz Go P ordusu arkadaşlar. Golem Pekka büyücü saldırısı yapacağız. Ee, şimdi baktığımızda e, belediye binası 11 için kolay bir köy gibi gözüküyor. Duvarları zayıf. Savunmalarda da eksiklikler var Ganimet muhteşem. Şimdi aslında bundan çok daha kolay bir köy gelmişti. Ama orada zevki çıkmaz diye saldırmadım. Buraya saldırı yapacağım. Şimdi arkadaşlar önden golemlerle tanklatıyorsunuz. Bakın parça parça. Daha sonrasında pekkaları attık. Ee, şuradan tomruğumuzu gönderelim. Barbar kral, kraliçe gelsin. Koruyucuyu kara yaptım. Sonra orta taraftan direkt cadıları attım. Ve bir tane de şifa büyüsü patlatıyorum. Sonrasında bakın golemler. Pekka'lar önden tankladığı için ee, büyücülerimi gönderdim ve adını unuttum. Koruyucunun özelliğini bastım abi. Koruyucunun özelliğini basmamın sebebi de oradaki tomruğun patlamasını istemediğim. Güzel hasar verdiğini bildiğim için yaptım. Şimdi şurada bir öfke daha patlatıyorum. Zıplatmamız var. Arka taraftaki kartal topuna ulaşan e, ee, Volkribi yetilerimiz var. Kraliçe güzel ilerliyor. Cadılarımız büyücülerimiz var ama önlerinde tanklayabilecek sadece yeti var abi. Şuradan biz bir adet daha zıplatma atalım. Askerler bir aşağıya gelsin. Yani sağ taraftaki cadıları ve büyücüleri kaybedeceğiz. Ama sol tarafta o kadar sağlam askerlerim var ki golemlerim, pekkalarım önden tanklıyor. Arkadan da barbar kral ve kraliçe çatara patara ateş ediyor. İki tane de dondurmamız var. Bir tanesini şurada kullanalım arkadan cadıları görmedik ya. Büyücünün e, menziline girmiş. Aslında büyücü için kullanabilirdim. Neyse, problem yok. Her türlü 3 yıldız. Barbar var, kralın özelliğini basıyorum arkadaşlar. Bir adet dondurmamız kaldı. Onu da arka taraftaki savunmalara kullanırız. Zaten X indi diyeceğim de ulan ne vurdum be? Golemler tanklıyor ya hasar gücü yok arkadaşlar. O yüzden X çok zor indi. <laughs> Şimdi barbar kral bu tarafta. Son dondurmayı atmasak da olur. Atmayalım. Elimizde kalsın. Az buçuk da olsa iksir cebimizde kalsın arkadaşlar. Bu mantıkla ilerliyoruz. Kraliçenin özelliğini basıyorum ve köyü hak rahmetine kavuşturuyorum arkadaşlar. Ya güzel bir video oldu bence ya. Farklı farklı ordularla bol bol saldırı yaptık. Yani eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bakalım sizler eğlenecek misiniz? Videoyu beğenecek misiniz? Göreceğiz. Şimdi iki adet inşaatçımız için birazcık ganimetimiz var. Laboratuvarımız dolu. Ne yükseltebiliriz? Oo çok güzel be. Okçu kulesi ve kışla. Tamam iş görür ama kahraman kitabını kullanamayacağız. Kahraman kitabını artık sonra kullanacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir daha bastım. Koruyucuya gelir mi abi? Koruyucunun ganimetine yeterse koruyucuyu basabilirim belki. Koruyucu nerede lan? Heh şuradaymış. Aha koruyucuya yetiyor. 4 gün süresi var kitap kullanılır mı? Kullanılır. Ama şunu düşünüyorum. Şimdi ben koruyucuyu kitapla yükseltip bitirirsem. Arkasına şimdi bir tane inşaatçımızla havanı doldurduk diyelim. Değil mi? Ya da a, buradaki daha düşük seviyeli şeylerimiz varmış. Tamam. Biz kitabımızı kullanalım ya. Barbar kral yükseltirsek kaç? 4 günmüş zaten. Kraliçe bassak kaç gün? 5 günmüş. Kraliçeyi kullanmak daha mantıklı ama videodayız. E söz verdik. Yükseltme yapacağız. Bu arada şu duvar yüzüğünü de kullanalım abi. Şu da bir çıksın. Aynen onu da harcadım. Şimdi geldim koruyucuyu yükselttim. Peşine kitabımı vurdum. 9. seviye oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiki yükseltmemizde e, ne isteyecektir? 6 milyon isteyecek. 4 gün 12 saat tamamdır. Duvar yüzüğümüz varmış. Şuradan duvar basmaya devam edelim. Başka var mı? Ulan ne çok duvar yüzüğü varmış. Bunlar nereden geldi? Basıyorum valla. Keşke sınırsız olsan da bütün duvarları şuradan duvar yüzüyle yüz yükseltsen be. Tabi öyle bir durumumuz yok. Ama bayağı varmış abi. Bayağı duvar bastım lan. Tamam. Şimdi altınımızı şöyle kullanacağım arkadaşlar. İki adet savunma basmak istiyorum. Çünkü videodan sonra yine bir süre bu köye girmeyeceğim. Tabi sizlerin izleme durumuna göre, like'ına göre girebiliriz. Şimdi 4 milyon altınımız var. E biz şuradan... Yeni kasırga tuzağını almamışız. Yeni kasırgayı alsak peşine de güdümlü hava mayınını basarız aynen. Şuradan kasırgayı alalım. Ulan bunu da koyunca inşaat süresi olmayacak ya. Neyse. Kurdum abi. 1 milyona güdümlü hava mayınını kuralım. Bir günde bunun yükseltmesi. Ganimet bitti yine ya. <laughs> Ulan şu ganimet kasmasından o kadar çok bıkmışım ki. Valla yani şu ganimeti kasarsam sadece sizin için kasacağım. Ve videolarda kasacağım. Yani çok sıkmış be. Kupa kasması çok daha eğlenceli gerçekten. Yapacak bir şey yok. Ben burada yine ganimet kasacağım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.